Merhabalar, Dilek Mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü videomda kıymalı yaprak sarması yapacağız. Yaprağım salamura olduğu için sıcak suda beklettim. Birkaç defa yıkadım. 5-6 saat bekletebilirsiniz iyice tuzu gitsin diye. Şimdi sarmamızın iç harcını hazırlamakla başlayalım. Öncelikle 1,5 su bardağı pirincimi birkaç sefer yıkadım. Kıymamız 300 gram kıyma, bir büyük ince doğranmış soğan, kuru soğan, maydanoz bir tutam, salçamız var. 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası. 2 diş sarımsak rendeliyorum. Baharatlarımız 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber. Siz arzuya göre baharatlarınızı eksiltir veya çoğaltırsınız. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bu arada ben dana kıyma kullandım. Siz kuzu kıyma ya da karışık da kullanabilirsiniz. Bir kaşık dolusu da tereyağımız var ama o sarmalarımızı sardıktan sonra üzerine koymak için. Şimdi harcımızı karıştırıyoruz iyice. Ama pirinçlerimizi kırmamak için çok sıkarak karıştırmayalım. Bulgur da kullanabilirsiniz. Bulguru seviyorsanız yarı bulgur, yarı pirinç yapabilirsiniz. Şimdi dolmamızı sarmakla başlayalım. Tenceremizin altına birkaç tane yaprak dizdim. Yaprağımı aldım. Yarım kilo yaprağım var. İçine harcımdan koyuyorum. İki kenarını kapatıyorum. Ve sarıyorum. Böyle elinizde de yapabilirsiniz. Benim elimde daha kolayıma geliyor. Şimdi kenarlarını kapatıp sarıyoruz. Böyle sapları varsa saplarını da alıyoruz. Mat kısmı içe gelecek, parlak kısmı arka tarafa gelecek. Bu şekilde. Çok fazla koymayın. Yapraklarınız patlar ve dağılır. Yaprağımızı sardım, bitti. Şimdi ocağa koyuyorum. Tam 6 kişilik dolma oldu. Siz malzemeleri yarı yarıya indirip daha az da sarabilirsiniz. Benim bir saatimi aldı sarmak ama buna değdi, inanın. Muhteşem bir dolma olacak. Şimdi de tereyağım vardı, dolu dolu bir kaşık. Onu böyle üstüne koyuyorum. Sıcak suyumuzu da dolmalarımızın üstüne gelecek kadar, şimdi yaprağın cinsine bağlı biraz da. Benim yaprağım çok ince demiştim size. Bakın buraya geldi su. Sonra bakarız, pişmediyse kaynar su ekleyebiliriz. Kaynar su ekliyoruz. Böyle bir tabak kapatıp kaynayınca kısık ateşte pişiriyoruz. Dolmalarımız kaynadı. Şimdi ben altını kısacağım. Size süre vermek istemiyorum çünkü benim yaprağım çok ince. 25 dakikada da pişebilir, yarım saatte de pişebilir. Bazı yapraklar 40 dakikada, 50 dakikada pişiyor. Onun için arada bir kontrol etmenizde fayda var. Yaprağın üstünden bir tane alıp yersiniz. Yaprağınızın cinsine göre saatini ayarlarsınız. Şimdi altını kısalım ve pişmeye bırakalım. Yaprağımız yarım saattir pişiyor. Dediğim gibi benimkisi çok yumuşak bir yapraktı ama yaprak 40-50 dakikayı bulabilir bazı yapraklarda. Şimdi kontrol edelim. Üstteki yaprak piştiyse zaten alttakiler pişmiştir. Görüyorsunuz, pişmiş, yumuşamış. Suyunu da böyle kontrol edebiliriz yaprağın. Bakın hafiften suyu var. Suyunu çekiyorsa siz su koyabilirsiniz. Suyunu çekmemiş, suyu var. Bir 5 dakika kadar daha pişirip sonra yarım saat demlenmeye bırakacağım. Dolmamızı yarım saat dinlendirdik. Şimdi servise hazır. Ben böyle bir tabağa servis alacağım. Ocağa edeceğim. Çünkü hepsi yenecek. Muhteşem bir tat oldu. Sıcak servis yapın lütfen. Dolmamızı yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi servise tabağına aldım. Sıcak servis yapın. Yanında sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurtla da servis yapabilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış. Çok şahane bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.